Teşekkürler. Şimdi Barış Dostlar, biraz böyle Ukrayna-Rusya savaşı çıkmadan önce, yani Rusya Ukrayna'yı işgal etmeden önce oraya bir askeri işte tatbikat yapıyoruz diyordu. Sınıra askerlerini yığıyordu. Biz de büyük bir yanılgıyla, ben bunun öz eleştirisini birkaç kere yaptım. Yok canım, ABD tarafı abartıyor, Rusların oraya işgal gibi bir niyeti yok filan diye konuşuyorduk. Sonra bir baktık ki hiç öyle değilmiş. Rusya gerçekten bir işgal hazırlığındaymış o sırada. Şimdi burada da Türkiye'ye karşı bu ABD Yunanistan'daki üs sayısını arttırıyor. Yunanistan adalardaki askerlerini arttırıyor, teçhizatı arttırıyor. Biz de bakıyoruz, bize diyorlar ki ya bunlar size karşı değil, Ruslara karşı. Ben bunu geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sordum. Yani bu sıcak çatışma riski var mı diye sorduk gazeteci arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla birlikte. Sayın Bakan şöyle bir cümle kurdu, bu dediğimi anlattı. Biz Rusya ile Ukrayna arasında da beklemiyorduk dedi. Dolayısıyla yani ne zaman ne olacağı belli olmaz dedi. Tehdit var mı Türkiye'ye karşı? ABD bu üsleri Türkiye'ye karşı mı kuruyor? Adaları niye silahlandırıyorlar? Sıcak çatışma riski hakikaten var mı yok mu size? Şimdi sizin sorunuzdan ve sorudaki adı geçen iki ülkeden hareketle yanıt vereyim. Ne Yunanistan bir Rusya'dır, ne de Türkiye bir Ukrayna'dır. Yani iki ülke neresinden tutarsanız tutun, Türkiye ve Yunanistan, kabili kıyas olmayan şekilde, mukayese edilemeyecek biçimde Türkiye o tahterevallide bir tarafa eğer oturursa, Türkiye o denklemde, Türkiye o tartıda, o baskülde çok daha ağır basar. Dolayısıyla Yunanistan ister tarihsel hafızasından kaynaklanan o kompleksle, o eziklikle, hani kendileri İngiliz emperyalizminin maşası olarak çıkıp bizim ulusal kurtuluş savaşımızdan birkaç gün evvel Anadolu'ya işgalci kuvvet olarak çıkıp sonra da bunu küçük Asya soykırımı olarak teliyorlar ya, ister o günkü İngiliz emperyalizminin arkasına alsın, ister bugünkü ABD ve Avrupa Birliği emperyalizmini arkadasın, Yunanistan devlet kapasitesiyle, yani iktisadi, siyasi, askeri güç unsurlarının toplamıyla, bizim son 20-25 yıldır okuta geldiğimiz yumuşak güç unsurlarının toplamıyla Türkiye ile ne tek başına ne de arkasına aldığı ABD ve Avrupa Birliği'nin olanca desteğine rağmen başa çıkamaz. Neden? Ne nüfusu buna yeter? Bir tarafta 11 milyon, bir tarafta 85 milyon. Ama şöyle milyon. Bir yorum da yapılıyor. Şimdi iki tane askeri uzmanımız var bu soruyu. Onlar da yanıtlarlar ama Türkiye kendisini meşru müdafaa için bile bu adalara müdahale ettiğinde ABD askeriyle karşı karşıya elbette kalacak öyle diye. O tarihte de öyle. Hatta öyleydi. İşte bir anlaşma yapıldı Yunanistan-ABD arasında. Bir gizli madde var mı diye de konuşuyoruz Yunanistan'ın ABD tarafından korunacağına dair böyle bir gerginlikte. Şimdi Yunanistan eğer Türkiye'ye saldırırsa arkasında kim olursa olsun günün sonunda dayak yiyen taraf Yunanistan olur. Yunanistan da bunu bilir. ABD'den ne kadar yüksek teknoloji ihtiva eden top, tüfek, silah, uçak alırsa alsın, Türkiye'nin coğrafyasıyla Yunanistan'ın coğrafyası, Türkiye'nin nüfusuyla Yunanistan'ın nüfusu, Türkiye'nin devlet kapasitesiyle Yunanistan'ın devlet kapasitesi mukayese edildiğinde ağır basan taraf, güçlü olan taraf Türkiye'dir. Bunu bir sorabilir miyim askeri elbette uzmanlarımıza? Özgür Bey, ABD bu üslere ne tür silahlar, silah sistemleri yerleştiriyor? Yine Allah korusun bir Türkiye-Yunanistan gerilime sürüklenirse bu üsler Türkiye için ciddi bir tehdit haline gelir mi? Şimdi aşağıda Suda üssü, Suda zaten bakın Türkçe, Suda. Orada bir kale vardır. Hemen donanması, Osmanlı donanması da orada bulunmuştur geçmişte. Daha önce Roma donanması, daha önce işte Etrüsk de burada bulunmuştu. Miten Uygarlı zamanında da. Suda üstünde daha önceden ulaştırma, stratejik ulaştırma komutanlığı vardı. Şimdi buraya muharip uçaklarını da getiriyor Amerikalılar. Aynı zamanda Yunanistan'ın kendi hava kuvvetlerinin unsurları var, filoları da var burada. Şimdi Doğu Akdeniz'in hemen hemen çıkış kapısı gibi bir şeydir hem Ege itibariyle. Bir de yukarıda şimdi buralara da şuralardaki üsleri ve şuradaki üslerinden daha ziyade Karadeniz'e çıkan aynı zamanda bu bazı elektronik harp uçakları var. Poseidon tipi veya değişik uçak onları da kaldırabiliyor aynı zamanda. Dede Ağaç'ta da ağırlıklı olarak kara unsurları var. M1 Abrams tankları, Bradley tankları ve bunların bir kısmında Yunanistan'a hibe ediyor.
Şimdi ben değerli hocalarımın genel olarak sunumlarına ve görüşlerine katılıyorum. Ama şimdi bir kere tabii Yunan lobisi çok önemli. Orada çok etkinliği var, doğru, ama bence buradaki konunun biraz ondan fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaptığı yardımlar, verdiği helikopterler, hibe olarak bakın, sattığı demiyorum, hibe helikopterler, hibe tanklar, hibe zırhlı araçları topladığınız zaman çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Yani onu bir şey hazırlıyorlar. Bakın Yunanistan'ı bir şey hazırlıyorlar. Yani bunu görmemiz lazım. Yani Rusya'ya karşı mıdır bu üsler, Türkiye'ye karşı? Ben Türkiye'ye karşı hazırlandığını düşünüyorum. Aynı zamanda Rusya'ya bakın. Şimdi Rusya'nın üssü nerede şu anda? Karadeniz'den zaten bizim boğazlardan geçecek. Şu an haritada değil ama hemen Tartus üssü, Kıbrıs'ın hemen doğusunda, değil mi? Tartus üssü var, Hümeyim Hava Üssü var. Hümeyim Hava Üssü'nden çıkan, yani Kıbrıs'ın doğusundan çıkan bir uçağı önlemek buradan mı kolaydır? Yoksa Türkiye'den mi kolaydır? Türkiye'den daha kolaydır. Türkiye NATO üyesi değil mi? Türkiye başka bir şeyde mi? Varşova Paktı üyesi mi Türkiye? Yani ısrarla Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya ip gibi dizilmesinin, hı hı, ben Yunanistan, Rusya'ya karşı olduğunu düşünmüyorum. Peki burayı biraz diğer konuklarımla da konuşalım. Yine ben bir cümle söyleyeyim. İsrail kritiktir. Bak, İsrail'i özellikle bu Suriye konusundaki, yani bu terör koridoruna karşı bence konuşulması gereken İsrail'dir. Ve Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, hocam daha iyi açıklayacaktır onu. Ben de siyaset bilim uluslararası ilişki hocasıyım aynı zamanda. İsrail'in lobisinin Amerika Birleşik Devletleri etkisi, eğer 100 birimse Rum lobisinin 1 birimdir diye ben kabaca bir değerlendirme soruyorum. Şey olarak ölçeklendirmeye tam uymayabilir. Buyurun. Barış Dostlar bir şey ekleyecek. Şimdi hani önceki turlarda hep etkin caydırıcılıktan bahsedildi, doğru. Fakat etkin caydırıcılık acaba sadece askeri güçle mi mümkündür? Yoksa askeri güç etkin caydırıcılığın bir numaralı unsuru olmakla beraber, bunun yanında askeri gücün yanında ilaveten, tabii, ekonomik güç, milli güç unsurunun hepsi, ulusal bilinç, tabii, toplumsal hafıza, teknolojik altyapı, endüstriyel kalite de önemli bir. Yani ulusal güç unsurlarınızın tamamı bir uyum içinde, bir senkronizasyon, bir armoni içinde ne kadar kuvvetli ise ve birbirini ne kadar besliyor ise etkin caydırıcılık o kadar yüksek olur. Şimdi Yunanistan'a baktığımızda Yunanistan A şıkkı, anlaşmalara hiç uymaz. B şıkkı, anlaşmaların dilediği maddesini seçer, cımbızla seçer, dilediği maddelerine uyar. C şıkkı, anlaşmaların dilediği maddesini seçip dilediği şekilde yorumlayarak uyar. Şimdi 23 24 Temmuz 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmaları burada bizim elimizdeki en kuvvetli veriler. Toplam kaç adet ada var? Gayri askeri statüde olması gereken, yani öz Türkçesiyle askersizleştirilmiş, asker bulundurmaması gereken toplamda 18 ada var. Şimdi Yunanistan'a baktığımızda bunları gözümüzün içine baka baka adeta silahlandırıyor. Yıllar için. Ve bunu yıllardır yapıyor. Demek ki bizim burada etkin caydırıcılık anlamında bir zaafımız söz konusu. Eğer biz yani yeterince vakti zamanında ey Yunanistan dur ne yapıyorsun, tabii, demeyi ihmal mi etmişiz? Kesinlikle etmişiz. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık sonlandırıldı dediği bu istikşafi görüşmeler var ya, yıllar sonra tekrar başlamıştı. Hı hı. İki ülke arasında bir Yunanistan bir Türkiye gidip geliyordu. Bence o gereksizdi. Hiç başlamamalıydı. Bugün sonlandırılması doğrudur. O gün başlaması yanlıştı. Çünkü Yunanistan o anlamda en ufak bir iyi niyet adımı atmamış iken, biz ne diye durup dururken istikşafi görüşmelere ama başladık. Ama Miçotakis'le aramız çok iyiydi ya. ABD kongresine gidip bizi şikayet edinceye kadar. Yani bizim o görüşmelere bizim yani o görüşmelere başlamamız yanlıştı bir kere. Şimdi Yunanistan anakarası, bütün ülkelerin anakarası da söz konusu olduğu, geçerli olduğu gibi, evet, deniz yetki alanlarına sahip, evet, sahiptir. Ama Yunanistan bize en yakın adalarının bile, burnumuzun dibindeki adaların bile kendisine has, adaya has, anakara demiyorum, deniz yetki alanlarına sahip olduğunu iddia ediyor. Şimdi, ada devleti moduna giriyor yani. Oradan, evet, ada devleti. Yani bu ne demek? Meis Adası. Tabii. Tam yani, bizim dibimizde. Yani biz Balıkesir açıklarındaki Midilli'den, Antalya açıklarındaki Meis'ten neredeyse denize giremeyiz. Neredeyse eğer deniz yetki alanını, evet, onların dediği gibi, evet, çizersin. Eğer Yunanistan dediği olursa biz bu sahil şeridindeki güzel illerimizden denize giremeyiz, oltayla balık avlayamayız. Yani eğer Yunanistan dediği olursa. Şimdi